Merhaba gençler, bugün mod tanıtım ile karşınızdayım. Bugünkü modumuzda bunlar var, gördüğünüz gibi baya bir şeyimiz varmış. Şurada 3 tane devimiz var, bunları en son göstereceğim sizlere. En güzeli obsidiyen. Bunlar sürpriz olsun, sona sakladım. Şimdi şunları şöyle hızlıca bitirelim bence. İlk şöyle şuradan başlayalım. Bir tane bal kabağı almam lazım benim. Bunları canlandırmak için. Gördüğünüz gibi canlandı, 20 canlı. Böyle sıska bir şey çıktı, kafası da kocaman. Bir tane de kılıç alayım, bunları öldüreyim çünkü. Ya da bu zararsız ya, dolaşsın. Pek böyle sıkıntılı bir şeye benzemiyor. Hemen diğerine geçelim. Wow, Herobrine'e benziyor gördüğünüz gibi ama biraz daha üstü başı yırtık. Bu dilenci Herobrine sanırım. Aynen, bu dilenci. Burada ne varmış? Taştan bir tane golem varmış gördüğünüz gibi. 10 canı var bunun. Bayağı azmış. Yanlışlıkla duvarı kırdık ya. Lan bir çık şuraya, kapatayım. Bunun 20 canı var. Bunun da 20 canı var. Takılsınlar bunlar. Ama şunu öldürmek istiyorum çünkü korkuyorum ondan yani. Ya sen bak, beni çok rahatsız ediyorsun ha. Bunu da öldürdüm. Bu bayağı sabit duruyor zaten. Taş gibi durmuş yerinde. Sıkıntı yapmadığı için onu öldürmüyorum. Böyle bir yaratığımız var. Tipine bakın. 4 canı var lan bunun. Tek yedi. Burada da obsidiyenden golem var. Bayağı da güzel. Bir de bunun devi var yani şurada. Ona en son bakacağız. Bu da bayağı güçlü yani. 100 canı var. Gözler kırmızı. Ben sevdim yani bunu. Bu da sabit duruyor. Bu da zararsız. Bizi rahatsız edecek gibi durmuyor. O yüzden saldırmayalım ona. Burada da bir tane gördüğünüz gibi zırhlı golemmiş bu da. Ama görünmüyor bu. Elinde de kılıç var. Bu nasıl golem lan böyle? Burada da bir tane altından golem var. Yalnız bunun kılıcı parlıyor ha, büyülü. Siz böyle arkadaş takılın. İkisi de görünmez zaten. Hemen şuradaki yaratığımıza bakalım. Buradan da yani gördüğünüz gibi taştan bir golem çıktı. Bunun kaç canı varmış? 16. Bayağı azmış ya. İşe yaramaz bu pek. Burada da bir tane golem var, görüyorsunuz. Bu ne oğlum, böyle fırın var lan bunun göbeğinde. 40 canı var tabi, bundan daha güçlüymüş. Buradaki yaratıklarımıza geldik. Bunlar nasıl yaratık diye soracaksınız. Çünkü birisi sandık, birisi crafting falan böyle. Bunları canlandırmamız için bir tane iskelet kafası almam gerekiyor benim. Hemen şöyle game mode'dan bir iskelet kafası alalım. Şöyle shift'e basılı tutup sağ klik yaptığımda bakın canlandı. Şu anda sandık canlandı yani. Ve ben bunun içini açabiliyorum. Bu sizi takip ediyor bu arada. Mesela şöyle biraz uzaklaşayım, bakın. Çok uzaklaştığımda ışınlanıyor. Birazdan ışınlanacak. Bakın ışınlandı da yanlış yere ışınlandı. Dışarı gitti lan sanırım. Lan manyak, yanlış ışınlandın. İçeri gelmen lazımdı. Neyse şöyle yapalım. Tekrardan ışınlanması lazım. Bakalım ışınlanacak mı? Evet, gördüğünüz gibi sizi takip ediyor yani. Aslında bu çok güzel bir şey çünkü gezinen bir chest'iniz var. Mesela buraya bir tane item koydum bakın. Gel abicim, gel bana. Gel küçük küçük, gel gel. Şimdi sağ tıkladım, bakın itemimi tekrar geri aldım. Ve bunun dişleri var lan. Bayağı güzelmiş. Tamam, bunlar zararsız zaten, geçsin ya. Sen ne yapıyorsun lan, ben onu canlandıracağım, üstüne çıkıyorsun. Burada da böyle yürüyen bir craftingimiz var. Burada bir tane de fırınımız var. Bunu da hemen size göstereyim. Şöyle canlandıralım bakın. Çiğ et aldım ben bayağı bir. Şunu şöyle koyalım. Kömürümüzü de koyalım. Bakın şu anda pişiyor. Şöyle bir yanma efekti var ama hasar yemiyor yani. Herhangi bir korkmanıza gerek yok. Bu hani hasar yiyip ölmüyor. Böyle bir yanma efekti var. Şu anda pişiriyor mesela. Bakın bir tane etimiz pişti. Böyle pişirsin bakalım. Normalde pişmesi durunca kendisi de sönecektir diye düşünüyorum. Onu bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. Bu arada ben bir tane crafting yapmıştım. Onu bir deneyelim bakalım. Crafting'den bir şeyler yapmaya çalışalım. Mesela şöyle odun alayım ben. Bir kapı yapmaya çalışalım bakalım. Kapımızı yaptık bakın. Yürüyen craftingimiz de var. Bu ne lan, böyle bıyık mıyık olmuş. Gözü var. Tek göz. Bu şekilde yani. Bunlar hem yürüyor hem de işlevlerini sürdürebiliyor yani. Bayağı güzel olmuş bence. Evcil hayvan gibi ya, böyle etrafınızda dolaşıyorlar. Senin pişirmen hala bitmedi mi? Tamam, onun pişirmesi birazdan biter. Biz şunları canlandıralım. Bu da canlandı gördüğünüz gibi, 10 canı var. Şurada Ender Chest'i var. Bakın bu da canlandı. Bir de örsümüz var. Çok kalabalık oldu yalnız burası. 10 canı var bunun da. Hepsinin 10 canı var zaten.
Sen hala sönmedin mi ya? Hala pişiriyor yani. Neyse biz şunlara geçelim hızlıca. O birazdan sönecektir diye düşünüyorum. Evet bakın şu anda sönmüş. Yani pişirmesi bitince yanma efekti de bitiyor bu şekilde. Yalnız bunlar çok yaramazlık yapıyor. Yani çok geziniyor etrafta. Ben o yüzden bunları öldürmek istiyorum. Bak bu bayağı zor ölüyormuş ha Ender Chest'i. Şunları bir öldürelim ki çok etrafta geziyorlar yani bizi rahatsız ediyorlar. Tamam sen de bulaşma bak ya da seni de öldüreyim. Şunları şöyle bir silelim. Şöyle bir tane fırlatıcı alıyoruz. Bunları bunun tepesine koydum mu bakın canlandı şu anda. Yalnız bu duvara bakıyor ters bakıyor ama herhalde döner diye düşünüyorum. Bir tane yaratık koyalım hemen buraya. Bakın direkt saldırmaya başladı ama bu kar topu olduğu için hasar vermiyor. Bu pek işlevli bir şey değil yani. Bunlar ok atıyor. Bazıları ateş topu falan atıyor. Bayağı güzel şeyler var. Mesela bunu da canlandıralım. Bakın bu ok atıyor. Ve hasar yiyor örümcek. Kar topu hasar vermiyor tabii ama ok veriyor. Ve bunların canı var. 20 canı var mesela şu ikisinin. Hadi öldürün artık şunu ve öldü. Hemen şuna geçelim bakalım. Bunun da 20 canı var. Şöyle 2-3 tane örümcek koyalım buraya. Bunlar kapışıyor gördüğünüz gibi. Hemen şunu da canlandıralım. Bakın bu yakıyor mesela. Bunun kaç canı varmış? Bunun da 20. Şu ana kadar hepsinin 20 canı var. Tabii ki şu anlık en şekli bu. Hemen diğerine geçelim bakalım. Bunun da 20 canı varmış. Şöyle bir canlandıralım bakalım. Oha! Bu da yakıyor ama ekstradan patlatıyor yani. Bir tane örümcek kaç tane şey var. Haksızlık oluyor o yüzden birkaç tane örümcek koyalım. Şöyle kapışsınlar. Bak birisi öldü mesela. Kar topu öldü. Bu da öldü. Bu da birazdan ölecek. Şu patlatıyor sağa solu. Bir de tutturabilse yani nereye atıyor? Dağa taşa atıyor. Şunları da hemen canlandıralım bakalım. Hadi saldır sen de. Öldürdünüz mü hepsini? Oo bu güzelmiş. Bunun da 20 canı var ya. Böyle fazla canı olan yok mu? Şu altına bakalım. Bunun da aynı 20 canı var. Elmasın da 20 canı var. Şöyle bayağı bir koyacağım bakayım neler olacak. Bir tane de obsidiyenden varmış. Umarım onun canı fazladır. Hatta onu da canlandırayım ben şimdi. Oo bunun 100 canı varmış. İşte bu. Aradığım şey bu. Aslında bunu var ya böyle evin önüne dikeceksin bundan iki tane. Hiçbir yaratığı yaklaştırmaz var ya. Bayağı güçlüdür bu ha. 100 can ne abi? Harbiden diyorum bundan iki tane evin önüne dikeceksin efsane olur. Şimdi en güzel şeylere geldik. Bunlar dev. Müthiş bir şey yani. Bayağı büyükler. Bunları canlandırmak için de creeper kafası lazım. Şöyle hemen creeper kafasını alıyoruz. Üstüne değil şöyle şurasına koyuyoruz. Obsidiyandan bir devimiz oldu. Aynı şekilde burada demirden var. Ama bir dakika bu yaratıklara saldırıyor mu merak ediyorum. Bir deneyelim bakalım. Evet bayağı saldırıyormuş. İyi de bunun 500 canı var ya bu ölmez ki. Bakalım hasar yiyecek mi? Evet bir canı gitti. Yani canı gidiyormuş. Peki canı doluyor mu bunun onu merak ettim. Sanırım canı dolmuyor yani. Canı dolsaydı çünkü ölümsüz bir şey olurdu. Yalnız bakın çok ağır hareket ediyor. Yani bayağı yavaş. Ama çok güçlü. Gerçekten güçlü. Peki bu bize saldırıyor mu? Onu bir deneyelim bakalım. Ha vurduğum halde bile saldırmıyormuş. Güzel. Hemen diğerini canlandıralım bakalım. Bunu pek beğenmedim ya. Bu bayağı efsane yani tip olarak. Yani güç olarak da iyidir herhalde. Bunun da 500 canı var ama. He bu bayağı hasar ya. Bunun defansı yok ya. Baksanıza 8 vuruyorum. Kritik 12 vuruyorum falan. Buna 1-2 vuruyorum yani görüyorsunuz. Bunun canı aynı ama. Çok güçsüz yani. Defans olarak bayağı düşükmüş obsidiyenden. Burada da taştan var. Bunun 100 canı varmış. Canı da bayağı düşük. Hasarı da bayağı yiyor. Yani en eziği buymuş zaten. Şöyle bir yaratık koyalım bakalım. Güzel. Şuna da bir tane koyalım. Oha tek attı lan. Sen tek atamıyorsun mu? Aynen bu tek atamıyor. Şunu bir öldürelim bir dakika. Yalnız bu da bayağı zor ölüyormuş ya. Demir set ya.
Aynen, tek atamıyor. Bu tek atıyor. Sen vur bakayım. Bu da tek atamıyor sanırım. Şöyle bir daha koyalım bakalım. Aynen, obsidiyen tek atamıyor. Yalnız şu bayağı tek atıyormuş yani. Bunun atak damage'i yüksek sanırım. Bunun da defansı yüksek. Bu da bayağı ezik yani. Hiçbir şey yüksek değil. Mod bu şekildeydi gençler. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Eğer videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanalımdaki videolar hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde videolarımdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz.